Korkuttun mu seni küçük kız? Ne istiyorsun? Yalnız mısın evde? Evet. Sakin ol, dur, tamam, korkma. Annen nerede bu saatte? O soruma cevap vermezsen bozuşuruz. İzliyorum ama. Duymuyor musun beni? Anne! Ne oluyor burada? Ne işiniz var sizin ya? Aa şey, Melek Hanım. Geldiniz, iyi geldiniz, hoş geldiniz. Korkmayın, korkmayın. Telaş edecek bir şey yok. Bir şey mi oldu? Siz nasıl girdiniz içeri? Melek Hanım, inanın bana kötü bir niyetim yok. Ya şurada ileride köşeden dönüyordum, bir baktım sizin burada böyle bir karaltı var sanki. Koştum geldim hemen tabii, hırsız mıdır nedir? Baktım kimsecikler yok. Hayır dedim, panikledim, içeriye mi girdi acaba bu adam dedim. Elif mi açtı size kapıyı? Elif, sen mi açtın kızım kapıyı? Ben açtım. Ama öncesinde zile bastım defalarca tabii. Sorabilirsiniz kıza. Sonra bir baktım ışık yanıyor. Bak birden bir panik dedim ben. E buralar, etraf, her taraf hırsız kaynıyor Melek Hanım. Allah muhafaza. Ben çok korktum anne. O yüzden kapıyı açmadım. Hay Allah, kızı da korkuttum istemeden, görüyor musun ya? Kusura bakmayın, ne olur affedin beni Melek Hanım. Ya inanın bana, tek amacım sizi korumaktı. Teşekkür ederiz Sedat Bey. Ama bir daha anahtarı kullanmazsanız seviniriz. Yok asla, çok haklısınız. Ha, bu kadar acil olmasa kullanmazdım zaten. Ama daha bugün yukarı mahallede iki tane eve girmişler. Tereddüt ettim ben de. Acaba dedim. Yani kusura bakmayın ne olur. Endişe edecek bir şey yok. Hem ben evdeyim zaten artık. Acil gece vardiyasını çağırdıkları için Elif'i yalnız bırakmak zorunda kalmıştım. Ya hay Allah. Bir daha da olmaz. Siz yine de çok dikkatli olun. Ya, ortam kötü biliyorsunuz. Her gün neler duyuyoruz. Eksik olmayın. Herhangi bir sıkıntı olursa beni arayabilirsiniz. Sağ olun Sedat Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok korktum anne. Korkma oğlum. Korkma bir tane. Annenin yanında kusun. Anahtarınızı kaçırmıştın. Gecikecektim bugün. İş yerinden bir arkadaşın eşi onu almaya gelmişti. Sağ olsun beni de bıraktılar. Allah onlardan razı olsun. Tam zamanında geldiler. Endişe edecek bir şey yok kızım, tamam mı? Ben buradayım artık, tamam mı? Anne yanında. Evimiz çok güvenli. Tamam anne, korkmuyorum. Ben sana sürpriz hazırlıyordum. Öyle mi? Evet. Ama yurda kaldı, mutfakta. Hadi geç bakalım sen, ben de geliyorum. Sofra hazırlıyordum sana. Kuzum benim, bir tanem. Annesi için yemek mi hazırlarmış? Beğendin mi? Beğenmesi olur muyum hiç? Ellerine sağlık. Ya senin küçücük ellerindeymiş. Nasıl beğenmem? Çok güzel olmuş. Sofrayı da hazırladım. Ama yarın içmek istersen çorbayı buzdolabına koyabiliriz. Böylece bozulmaz. Bak sen ya, bak sen. Neler de biliyormuş. Öyle yaparız o zaman, yarın içeriz. Hem zaten geç oldu. Hadi odaya geçelim. Kuzum. Bu arada okul başlayınca böyle şeylerle uğraşmayacaksın. Sen sadece derslerin çalışacaksın. Ben başka hiçbir şey istemiyorum, tamam mı? Tamam, anlaştık. Okuyacaksın. Benim çektiklerimi de çekmeyeceksin. Hadi.
sevgiden mahrum kalmak varmış hayatta. Bir anda kaybedermiş insan elindekini bir anda. Sonrası malum, sonsuz bir ıssızlık, canımdan bezdiren bir yalnızlık. Sevmekten korkarak yaşıyorken hayat karanlığın içinde tutundum sana. Senden geriye bir tek bu kokun kaldı işte. Gözlerimdeki aşkı ne olur hisset. Keşke. Keşke her şey daha farklı olabilseydi. Ne olurdu ruhumdaki aşk dolu sözlerimi. Ne olur olma onlar gibi, sen de terk etme beni. Kerem. Işığın açık gördüm de bir bakayım dedim. Rahatsız etmedim değil mi? Yok yok. Ama şey uykum var. Yani gözlerim kapanıyor benim. Ben bir iyi geceler demek için uğramıştım zaten. Ne kokuyor bu oda? Nasıl yani? Tanıdık bir koku ama tam da çıkartamıyorum. Böyle... Ay delireceğim valla. Parla. Bak gerçekten çok geç oldu ve çok uykum var benim. Ay tamam tamam. Bebek gibisin valla. Ne olacak biraz geç uyusun? Parla. Gerçekten çok yorgunum ben. Peki iyi geceler o zaman. İyi geceler. Ama şey ben hemen uyumam yani. Böyle bir şeye falan ihtiyacın olursa mesaj at. Sanmıyorum bir şeye ihtiyacım olacağını. Sağ ol. İyi geceler. Okey. Hadi bay bay. Allah'ım sen yavrum kuru kol. Anne ben yatıyorum. Geliyorum kuzum. Ne oldu anne? Dışarıdan bir ses mi geldi? Yok kızım. Pencereleri kontrol ettim. Ses falan gelmedi. Merak etme sen. Hadi bakalım. Güzel güzel uyuyalım şimdi. Hadi yat. Benim de uykum gelmişti zaten. Anne, bugün lambayı söndürmesek? Olur bir tanem de. Ben senin yanındayken kimse sana bir şey yapamaz. Tamam mı? Tamam. Hadi yat bakalım. Gel bakalım. Keremciğim. Unutmadım. Unutmadım Süreyya. Kokunu. Daha kokunu unutmadım. Süreyya. Ne diyor bu ya? Şimdi anlaşıldı dünkü kokunun kime ait oldu.
kıza bak ya. Kendini unutturmamak için kokusunu bırakıp gitmiş resmen. Uyan artık Keremciğim, uyan. Sabah oldu. Parla. Ya Parla. Uyan artık diyorum ya, bak sabah oldu. Rüya görüyordun herhalde, öyle kendi kendine bir şeyler falan mırıldanıyordun. Gerçek dünyaya dön. Çok teşekkür ederim davetin için ama gerçekten hiç çıkasım yok. Başka zaman artık, olur mu? Tamam, sen de görüşürüz. Sümeyra. Arkadaşım mıydı? Sibel. Bizim derneğin yaza veda partisi varmış. Oraya davet etti. Çok güzel. Gitseydi. Of anne, başlama yine. Kızım, hiç olmazsa arkadaşlarınla irtibatı kesme. Böyle zamanlarda arkadaş can olur insan. Ya ne demezsin. Arkadaşım dediklerimin nasıl sırtımdan bıçakladığını gördük. Ben sana şey diyecektim. Şu senin sevdiğin oyuncu. Onun filmi girmiş vizyona. Eğer istersen birlikte sinemaya gideriz. Sen sinemaya mı gideceksin? Yani pek adetim değil ama olur dersen giderim. Beni düşündüğün için çok sağ ol anneciğim ama başka zaman artık. Peki, nasıl istersen. Ben içeri geçiyorum. Anneciğim, değil mi Kaya? Hadi gel hemen başla. Bu anahtarlar ne anne? Evimizin yeni anahtarları kuzum. Sana yürürken çilingir çağırdım. Bütün kilitleri değiştirdim. Dün gece yüzünden değil mi? Yani tedbir amaçlı. Daha rahat olalım diye. Yani korkulacak bir şey yok. Ben işteyken de aklım sende kalmamış olur. Yakında okullar başlayacak anne. Ben okula gittiğimde sen işte olacaksın. Yani aklım burada kalmayacak. Biz burada İstanbul'da mı kalacağız? Uzaklara gideceğiz kuzum. Uzaklara. Mesela İzmir'e. Başlarda öyle her şey kolay olmayabilir kuzum. Olsun. Ama her şeyin iyi olması için, senin okula girebilmen için elimden gelen her şeyi yaparım. Anneciğim, ben de çalışırım. Olmaz. Sen okuyacaksın bir tane. Ben çalışacağım. Anne olan benim. Gün gelir sen de anne olduğunda sen de ona aynı şeyleri yaparsın. Anneciğim, ben sen yorulma dedim. Ne oldu anne? Cevap vermedin. Okula gideceğim değil mi? Tabii.
Belki de gideceksin kuzum. O kadar heyecanlıyım ki anne. Hemen başlamasını istiyorum okulların. Anne, bugün evde misin? Yok kuzum, işe gideceğim ama biraz daha geç. Dün çok çalıştığımız için patronun izin verdi bize. Parka gidelim mi? Olmaz kuzum. Kahvaltıdan sonra işlerim var benim. Ne işin var? Buranın yakınlarında bir okul var. Oradaki müdürle görüşeceğim. Gerçekten mi? Gerçekten. Duydun mu Kaya? Canım anne. Kuzum yavaş. Yavaşça biraz anneciğim, ne bu telaşın? Ben gideceğim ya, geç kalmayalım diye. Gideceğiz değil mi? Söz vermiştim, unutmadım. Yok, unutmadım. Sözüm söz de sen biraz yavaşla yoksa boğulacaksın. Yavaşlayamam anne. Okulların açılmasına az kaldı. Tatilin tadını çıkartmam lazım. Deli çocuk. Zaten bütün yaz bisikletinle sokaklarda değil miydin? Yetmedi mi sana? Yetmedi tabii. Ama bisiklet bana şafak öğretmeninden kar yenildiğiydi. Tadını çıkartmam lazımdı. Yani zaten öyle bir tadını çıkardın ki en sonunda lastiği patladı. Uf, evet, keşke tamir olsa da yeniden kullanabilsem. Her şey çok güzel olur. İnan bana. Bir çöpü bile kalmasın. Her şeyi çıkarın. Leman Hanım? Ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? Anne, delirdin mi sen? Delirdim tabii. Sen delirttin beni. Hem de bu yılanın yüzünden. Leman Hanım, ne yapıyorsunuz siz? Burası benim evim. Bunlar benim eşyalarım. Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Ha, senin evin öyle mi? Burası bizim, bizim. Kapı gibi tapusu var elimizde. Bilmiyor sanki. Nasıl? Nasıl sizin? Ne demek oluyor bu? Her şeyi açıklayacağım, tamam mı? Ne uyanıkmışsın sen? Oğlumun yakasına yapıştın. Yok pahasına bu evde oturuyorsun. Senin bu yaptığına ne derler biliyor musun? Söylerdim de terbiyen müsaade et. Anne yeter artık, sus. Susmayacağım efendim. Ben sustukça bu kadın yuları eline geçiriyor. Meğer bir tek oğlumda gözün yokmuş senin. Malımı mülkümü eline geçirmişsin şimdiden. Anne yeter dedim. İleri gidiyorsun. Hem ayrıca bu ev benim değil mi? İstediğim kişiye kiraya veririm. Ne diyorsunuz siz? Bakın ben bilmiyordum. Niye söylemediniz ki bana? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Jülide, lütfen sakin ol. Siz de hemen burayı terk ediyorsunuz. Bırakın o eşyaları. Hayır efendim, hiçbir yere gitmiyorlar. Son kez söylüyorum. Bir daha söylemeyeceğim. Bırakın da gidin. Allah'ım, sen aklımı koru. Ya... Niye söylemediniz bana, niye? Tamam, hallolmayacak hiçbir şey yok. Sakin ol. Ya tabii, siz halledersiniz aranızda. Girdin oğlumun aklına, parmağında döndürüyorsun onu. Sen yakında benim oturduğum evi de alırsın. Annem. İnsan hiçbir şeyden utanmıyorsa evladından utanır. Tuh senin anneliğin. Anne, bak ileri gidiyorsun. Bugüne kadar sana hiç saygısızlık etmedim. Ama bir söz daha edersen kalbini kırarım. Kırmadın. Kırmadın mı ha? Paramparça ettin. Jülide'nin hiçbir şeyden haberi yok. O bu sözlerin hiçbirini hak etmiyor. Şafak, bak bu benim meselem. Lütfen sen karışma. Hem ne olursa olsun o senin annen.
Bak bak, kendini iyi gösterecek ya. Senden öğreneceğimiz çok şey varmış bizim Jülide Hanım. Anne, sonradan pişman olacağın sözler söyleme. Ayrıca bu yaptığın suç. Burada olay çıkaracak birisi varsa o da Jülide. Aa, ne yani? Bir de özür mü dileyim? Özür az bile kalır. Ama o kadar şanslısın ki Jülide'nin seni bile affedecek kadar büyük bir yüreği var. Tabii, sen iyi bilirsin o yüreği. Ah, ne günahım varmış da bunları yaşıyorum ben. Babanın kemikleri sızlıyordur şimdi mezarında, kemikleri. Yapmayacaktın bana bunu Şafak. Yapmayacaktın oğlum. Asıl sen bunu yapmayacaktın anne. Seni artık tanıyamıyorum bile. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Şafak peşinden git bak. Bizim aramız bozulmasın lütfen. Hiçbir yere gitmiyor. Ya zaten durum böyleyken bizim bir arada olmamız mümkün değil. Her şey yoluna girecek. Tamam mı? Her şey. Benim kahvaltım bitti. Hı? Doydum ben, kahvaltım bitti. Ha, afiyet olsun oğlum. Ben sofrayı toplayayım o zaman. Bir şey mi oldu? Ya müziğin sesini kısar mısın? Odaklanamıyorum. Pardon ya. Ben de nasıl dalmışsam senin odada da olduğunu bile unutmuşum. Ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum canım. Sen bana odaklanamadığını söyledin. Ben de sana hak verdim. Ya sebebini söyledim. Boşuna odaklanamamak değil bu. Ha, benim müziğimin sesi etkiledi senin yaratıcılığın, öyle mi? Ay tamam, bir şey demiyorum. Pardon. Yerine geçer misin lütfen? Yok canım, konuşuyoruz sadece. Ha ama diyor sanki İlhan Pellerim geldi. Çok çılgınca bir tasarıma girişeceğim. Tutmayın beni. Orasını bilemem. Hayır. Ben öyle bir şey demiyorum. Ben sadece... Ben kendime kahve almaya gidiyorum. Aa, aşk olsun ya. Hem benim bütün dikkatimi dağıt, hem de ondan sonra ben çalışmaktan vazgeçtim, kahve almaya gidiyorum. Bravo vallahi. Pardon. Bir kahve de bana ısmarla bari. Allah'ım ya. Hümeyra, yavrum. Bak sana da bir değişiklik olur. Birkaç insan görürsün, sohbet edersin. Ha? Uzatma anne, ne olur. İstemiyorum. Konu ne? Sibel aradı da bizim derneğin yaza veda partisi varmış, oraya davet etti. Ben de gitmek istemiyorum ama annem ısrar ediyor. Kötü bir şey mi söylüyorum kızım? Kaç zamandır eve kapandın kaldın. İnsanları görürsün, bir havan değişir. Hala ısrarla devam ediyor. E, haklı ama yani. Git işte, sende ne var? Sen de başlama Allah aşkına, zorlamayın, istemiyorum. Hem insanlara laf anlatacak halim yok. Ablacığım, bak sen böyle yaparak kendine kötülük ediyorsun, farkında değilsin. Ben böyle iyiyim, tamam mı? Böyleyiz.
kendini eve hapsederek. Tamam. Kolay şeyler yaşamadın. Kabul ediyorum ama yani böyle yaparak hayatı sen kendine zindan ediyorsun. Ben de aynı şeyi söylüyorum ama nafile. Bak. Olan oldu. Geçmiş geçmişte kaldı. Artık yaşadıklarından kurtul. Sen böyle yaparak sadece kendini cezalandırıyorsun. Eğer ikiniz de benim iyiliğimi istiyorsanız gerçekten beni daha fazla zorlamayın. Ya ben halimden gayet memnunum. Yani kendimi cezalandırdığım falan da yok. Ay yok. Yok ben delireceğim gerçekten. Bu hizmetçiyle nasıl anlaşacağız biz ya? Ne laftan anlamaz şey bu? Hala ne oluyor? Bir sorun mu var? Bir sorun mu? Milyonlarca sorunumuz var bu hizmetçiyle. Sinirlerimi de tap noktaya çıkardı. Niye? Ay bu akşamki yemek için bir menü hazırlamış. Saçma sapan böyle ruhsuz, vizyonsuz bir liste hazırlamış. Ama hiç merak etmeyin hemen ben duruma el koydum. Güzel ve popüler lezzetlerden oluşan bir liste hazırlattım. Kusura bakma kızım. Yormuşum seni. Ay ne kusuru? Hem sizde ne alakası var Macide anne? O listeyi ben hazırlattım da. Yok. Şöyle ben onu gördüm. O listeyi gördüm. Ona zaten söyleyecek bir söz yok. Gayet başarılı, çok güzel. Kendi kafasına göre bir şeyler yapmaya çalışmış. Macide anne. Öyle. Uydurmasyon bir şeyler o yüzden. Akın Bey. Mahir Bey. Müsaade var mı? Girebilir miyim? Tabii, buyurun. Ben şu kapıyı kapatayım. Akın da bizim yeni stajyerimiz. Memnun oldum. Memnun oldum. Fakat iyi rol yaptın, kabul et. Ben de fena sayılmam ama, değil mi? Hakkını yememek lazım. Birce gelir şimdi seni böyle çat kapı gelmiş görmesin. Gelsin görsün. Bu şirketin CEO'suyum. İstediğim odaya istediğim zaman girerim. Hem de çat kapı. Kime ne? Gerçi orası da doğru. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Şimdilik yolunda. Sen de tetikte ol. Gözün kulağın açık olsun. Yakında bazı konular hakkında senden yardım isteyebilirim. Ne zaman istersen. Ben hazırım. Güzel. Otursana. Sevgili stajyer. Ne söyleyeceksin? Çay mı kahve mi? Açıkçası benim beklediğimden daha iyi çıktı Mahir Bey. Bizim çalışanlar da ilk tanışmadan bayağı etkilendi. Ben de tam not verdim. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çok zor günler atlattınız siz de. Aşacağız anneciğim. İnşallah aşacağız. Benim aklım fikrim işte zaten. Sen hiç endişelenme. Bütün sorunları halledeceğiz. Ama ben böyle oturursam biraz zor tabii. Ben artık holdinge geçeyim. Bu arada Keremcim, bu akşam Pelinler'in nikahı var biliyorsun. Unutmadın değil mi? Gidiyoruz. Unutmadım. Parla aklımda. Tamam o zaman. Hadi geçireyim ben seni. Anneciğim görüşürüz. Güle güle yavrum. Hayırlı işler.
Pardon, kolay gelsin. Müdürün odası ne tarafta acaba? İleride sağda. Sağ ol. Girin. Müdür bey, merhabalar. Merhaba, buyurun. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama. Estağfurullah, buyurun, oturun. Sağ olun. Benim 10 yaşında bir kızım var da. Allah bağışlasın. Sağ olun. Ya normal şartlarda bu sene 4. sınıfa gitmesi gerekiyordu. Da biz bazı talihsiz olaylar yaşadık. Bu yüzden de eğitimine ara vermek zorunda kaldık. Yani aslında biz kızımla birlikte bu mahalleye sığındık. Ya niye? Kocanız değil mi? Nasıl? Eski kocanız öyleyse. Üzülmeyin hanımefendi, ben sizi anlıyorum. Sizin durumunuzda pek çok kadın var maalesef. Yok yani bakın aslında... Okul ücretini öğrenmek istiyorsunuz. Kayıtta ücret almıyoruz, biz devlet okuluyuz. Orası tabii öyle de... Öyleyse. Kimlik. Kızımın kimliği yanımızda olmadığı için. Kaçarken kaldı değil mi? Evet. Kaçarken kimliği alamadık biz. Bakın ben kızım eğitimine devam etsin istiyorum. Kimlik olmadan mı? Neden bir kimlik çıkarmayı düşünüyorsunuz peki? Yok olmaz. Yani nüfus müdürlüğüne gidersek bulurlar bizi. Bulurlar derken? Müdür bey bakın. Benim kızımın okuması gerek. Yani başka bir yolu yordum yok mudur? Ne olur onun istikbali için. Eğitimden mahrum kalmasına izin vermeyin lütfen. Vakti arkadaşların var mıdır acaba? Tek başına olunca hiç eğlenceli olmuyor. Bugünlük de böyle olsun, ne yapalım? Hem belki gelmişlerdir, belli mi olur? Oflama hemen. Keşke Melek teyze hiç gitmeseydi. Kızını da getirseydi. Ne güzel olurdu değil mi anne? Oyun oynamak için arkadaş da aramazdım. Melek teyzenin kızıyla oynardım. Hatta bisikletim tamir olduğunda onu da bindirirdim. Güzel yürekli kuzum benim. Ama çok uzaktalar işte. Olsun. Onlar kavuştular ya. İyiler ya. Önemli olan o. Yani inşallah bundan sonra kötü gün görmezler. Hep birlikte olurlar değil mi? Hı? Salıncağı çok çok yükseklere çıkar. Tamam mı anne? Böyle bulutlara kadar. Tamam hadi. Ay Şafak öğretmenim bisikletim. Oğlum dur koşma. Emirhan yavaş. Bisikletim tamir olmuş. Güle güle kullan. Eskisinden de sağlam oldu. Merhaba. Merhaba. Anne bak gördün mü? Öğretmenim çok teşekkür ederim, çok. Teşekkür edecek bir şey yok Emirhan. Sana sadece küçük bir sürpriz yapmak istedim. Çok sevindim. Sevindiysen mesele yok. Bisiklet bisiklet diye sayıklıyordum. Hemen sürmek istiyorum. Anne binebilirim değil mi? Bin tabii oğlum. Hadi bir test et. Beğenecek misin bakalım? Tamam. Bak dikkatli sür tamam mı? Çok hızlı gitme. Hadi. Dikkat et. Tamam. Biz de şöyle oturalım mı? Olur. Nasılsın Jülde? İyiyim. Sen? Sen iyiysen ben de iyiyim. Bakın hanımefendi, söylediğim gibi burası bir devlet kurumu. Ama kuralları var. Çocuğunuzu okutmak istemenizi takdirle karşılıyorum. İçinde bulunduğunuz durum da üzücü. Fakat istediğiniz imkansız. Ya bakın sizi anlıyorum. Ben sizi zor durumda falan bırakmak istemem. Kızımın istikbali söz konusu. Ne olur, onu geleceğini elinden almayın. Bir görseniz, o kadar zeki, o kadar çalışkandır ki benim kızım. Rica ederim yardımcı olun bize, ne olur müdür bey. Elimden bir şey gelse inanın yaparım hanımefendi. Ama bu istediğiniz yasal değil. Kimliksiz de işlem yapmamız mümkün değil. Nasıl ispat edebilir sizin kızınız olduğunu?
Olur mu öyle şey? Kızım o benim yavrum. Ne olur yardımcı olun. Eğitimi yarıda kalsın istemiyorum lütfen. Anlıyorum müdür bey. Anlıyorum. Ben zamanınızı aldım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Keşke yardımcı olabilseydim. İyi günler. Mora boyayalım. Aa, kırmızım küçücük kalmış. Ama olsun, annem alır bana. Defterler, kitaplar, çanta, hepsini annem bana alır. Nerede kaldın anne? Gel artık. Ne olur gel. Ufacık şeylerle mutlu olabiliyor. Bu çok kıymetli bir şey. Sayende. Bu daha hiçbir şey değil Julia. Seni ve Emirhan'ı daha da mutlu edebilmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. İkiniz de benim için çok kıymetlisiniz. Biliyorsun bunu. Biliyorum Şafak. Biliyorum. Ortalık biraz daha durulsun. Şartlar istediğimiz hale bir gelsin. Hemen evlenelim. Tek isteğim geri kalan hayatımı seninle paylaşmak. Mutlu bir aile olmak. Sen, ben, Emirhan. Biliyorsun ben de bunu istiyorum. Ama ben herkesin rızası olsun istiyorum. Şafak, yani hele bir annenin ahını almak olmaz. Biz ne kadar mutlu olsak da bir yanımız hep eksik kalmaz mı? Sen artık bunları düşünme. Ben o konuyu halledeceğim. Annem de yumuşayacak sonunda, inan bana. Hem Jüri de, biz birbirimizi bu kadar seviyorken bütün sorunlar çözülür. Nihayetinde annem de görecek yüreğimdeki sevginin ne kadar derin ve büyük olduğunu. Endişelenme artık. Tamam mı? Konu kaydettiremedim ama bu kitap şimdilik uzun yüzünü götürür.
nerede kaldı ki bu kadar? Kusura bakmayın, korkuttum sizi herhalde. İyi misiniz şimdi? İyiyim, iyiyim. Bir sıkıntı mı var? Ya eğer öyleyse söyleyin bana. Ben hemen icabına bakarım. Yok, bir sıkıntı canım. Ne olacak ki? Korkmuş gibisiniz. Ya, bakın, biri rahatsız ettiyse sizi söyleyin bana. Şimdi yalnız kadın sayılırsınız. Kocanız başınızda değil. Her yükün altından da kalkamazsınız. Neticede benim evimde oturuyorsunuz. Yani sizin namusunuz benim namusum bir yerde, öyle değil mi? Yolda benim namusum nereden sizin namusunuz oluyormuş? Ya benim kimsenin yardımına ihtiyacım yok Sedat Bey. Ne sizden ne de başkasından bir yardım istemedim, lütfen. Ne oldu? Senin Nazlı kiracı sana atar mı yaptı? Onun atarını yerim ben be. Bize işlemez oğlum bu. Hem ben kolay lokma sevmem. Ulan sen de az değilsin de kadın için kocası var diyorlar. Ha, varmış. Güya şehir dışında çalışıyormuş. Yersen. Nasıl yani? Uydurma mı diyorsun? Ulan böyle bir karın olsa çalışmak için uzaklara gider misin onu yalnız başına bırakıp? Aslında doğru söylüyorsun. Ben olsam var ya, değil böylesini yalnız bırakmak, bir an yanımdan ayırmam yanımdan. Bir içim su be, bir içim su. İçersin belki. Bakacağız. Hop, pencise severler güzeli yendise. Hadi bakalım, kapat kapat. Hadi sor bakalım. Filiz ablacığım, müsaitsen sana bir şey sormak istiyoruz. Sorun tabii. Şimdi bu çizimlerden hangisi daha iyi? Biri benim, biri Akın'ın. Ama adil ol, zaten hangi çizim hangimize ait söylemeyeceğiz. Vallahi zor bir karar o zaman. Şimdi hangisini beğensem diğeriniz bozulacak. Ya söyleyin siz, rahat olun, bozulmayız biz. Ay tabii canım, ne bozulması? Sonuçta profesyonelce bir iş yapıyoruz. Ben bunu beğendim ya. İyi ya, sen kazandın. Herkese selam. Hoş geldiniz Parla Hanım. Filiz'cim, Kerem odasında mı? Evet, odasında. Haber vereyim. Gerek ona. Yok. Odasına gittiğimde gelmiş olduğumu anlamış olacak zaten. Ay bu evlenmeden böyleyse yandık biz ya. Evli değiller mi ya? Ben evliler sanıyordum. Ay yok. Tam evlenecekleri gün acayip bir şey oldu. Öyle böyle değil ama. Bak şimdi. Ay ben niye anlatıyorum bunu sana ya? Üf. Ben gidiyorum. Hadi öptüm. Görüşürüz. Görüşürüz. Sen yeter ki inan bana.
Güven. Her şey çok güzel olacak. Sana söz veriyorum. Bugüne kadar ben seni hiç hayal kırıklığına uğrattım mı? Hayır. Bugünden sonra da öyle olacak. Biliyorum. Benim sana güvenim sonsuz. Madem öyle diyorsun, o zaman Leman Hanım'ın ikna edeceğine de inanıyorum ben. İşte. Duymak istediğim cevaplar bunlar. Emirhan nerede bu arada? Şimdi buradaydı. Emirhan! Emirhan! Şafak. Şu tarafa bakalım. Sen. Ah, çok acıyor. Ah. Emirhan? Emirhan? Ne oldu, düştün mü sen? Neyse o zaman Keremciğim, ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim. Öyle özlemiştim, bir uğrayayım dedim de. Benim de bir dünya işim var zaten. Tamam, sen hallet işini. Ay. Ay. Bu arada sana biraz kırgınım aslında, haberin olsun. Kırıldın mı? O niye? Yani söylemeyeyim dedim aslında ama gerçekten kırıldım. Birincisi, dün bana yanlışlıkla Süreyya dedin. Hı. Şu mesele. Sadece o da değil. Bu sabah da... Sabah? Neyse, o kısmı önemli değil. Ayrıca amacım zaten senin canını sıkmak ya da seni üzmek asla değil. Ama şunu bilmeni istiyorum. Seni mutlu edebilmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Çünkü değerinin farkındayım. Ve seni kaybetmek istemiyorum Kerem'ciğim. Pardon, ben gerçekten... Bir şey söylemene gerek yok. Kalkayım ben artık. İşine dön sen de. Akşam görüşürüz. Olsa unutmak zorundayım. Anne, sen mi geldin? Anne, hoş geldin. Hoş bulduk bir tanem. Okula kaydettirdin mi beni anneciğim? Gel içeride konuşalım. Canım benim. Yaptıramadım. Ama en kısa zamanda halledeceğim. Sen merak etme, tamam mı? Olsun.
Hem ben sana ne aldım biliyor musun? Ne aldın? Bu seneki bütün konular içindeymiş. Hem de çok faydalı bir kitapmış biliyor musun? Çok teşekkür ederim anneciğim. Tamam dur. Dayan biraz. Silelim de mikrop kapmasın. Çok acıyor. İçecek şimdi merak etme. Sen belli ki güçlü bir çocuksun. Bu yara bir şey yapmaz sana. Ama sen yine de bisiklet kullanırken daha dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim amca. Rica ederim Emirhan. Adımı unutmamışsınız. Unutur muyum hiç? Bugün arkadaşlarından öğrenmiştim. Oğlum o kadar çok benziyorsun ki. Sırf bu yüzden konuşmak istemiştim seninle. Bulabildiniz mi oğlunuzu? Daha değil. Ya. Ama çok yaklaştım. Biliyorum. Ya yok yok. Hiçbir yerde yok. Ya bu kadar kısa zamanda nereye kaybolur bu çocuk? Benim aklım almıyor. Emirhan! Emirhan! Ya oğlum neredesin? Nerede ya? Emirhan! Telaşlanma. Belki de oyuna falan dalmıştır bir yerlerde. Ya bisiklette başına bir şey geldiyse? Allah'ım sen koru. Dur sakin ol. Ya çıkar bir yerlerden. Merak etme sen. Emirhan! 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 Anne, ne yapıyorsun orada? Kimin ayakkabılar? Kerem Bey. Arabanızın anahtarını unutmuşsunuz da. Çok sağ ol ya. Fark etmemişim. Rica ederim, ne demek? Emirhan! Emirhan! Hah, işte orada. Hah. Oğlum! Şükürler olsun. Oğlum neredesin sen? Buradayım. Ya anneciğim niye bu kadar uzaklaştın? Çok merak ettim ben seni. Dizine ne oldu Emirhan? Ne olmuş ki? Şey, bisikletten düştüm. Nasıl? Merak etme anne, bir şeyim yok. Biraz sıyrıldı o kadar. Anneciğim o kadar uyarmama rağmen niye dikkat etmiyorsun ki? Bakayım bir dakika. Gerçekten iyiyim anne, bir şey olmadı. Buradan geçen bir amca da yardım etti bana. Kanayan yeri sildi, mendili sardı. Her kimse Allah razı olsun ondan. Başka bir yerini çarpmadın değil mi Emirhan? Yok, yalnızca dizimi. Tamam, tamam anneciğim. Gel hadi yavaş yavaş evimize gidelim. Hadi gel yürüyelim, gel. Bisikleti alsana Şafak. Gel, acıyor mu canın çok? Şey. Gel bir tane. Kimin onlar? Neden oraya koydun? Bir tane.
Yani... O ayakkabıları oraya koydum. Çünkü... Gel bakayım. Hani... Anne geyikle yavrusunun hikayesi vardı, hatırladın mı? Hı hı. Peşlerinde kötü bir kurt sürüsü vardı. Evet, onlar da bir yere saklanmışlardı. Evet. Sonra bu kurtlar etraflarını sardığı zaman... anne geyik kendisini ve yavrusunu korumak için aslan taklidi yapmıştı. Sonra da kurtulmuşlardı. Ama bizim kapımızın önündeki ayakkabılarla masanın ne alakası var? Çünkü... biz de aynı o geyikler gibiyiz bir tane. Tamam, biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Yani korkacak bir şeyimiz yok. Ama kimse bizim bir başımız olduğumuzu düşünmesin. Yalnız sanmasınlar diye koydum o ayakkabıları oraya. Yani sanki babam yaşıyormuş gibi, yanımızdaymış gibi. Öyle mi yani? Annem, sen ne arabaydın bu kadar? Gel bakayım, gel. Olmadı, olmuyor, olduramam. Hiç kimsenin olmadı, olduramam. Kimsenin olmadı, olduramam. İyiymiş, sesi iyi geliyordu. Yerleşmiş, işine de başlamış. Hatta son konuştuğumuzda artık tamamen orada kalma kararı aldığını söyledi. Ne olur anla, anlatmasam da gözlerimdeki aşkı. Ne olur hisset yalnızlığımı. Gel de dindir acımı. Ne olur duy ruhumdaki aşk dolu sözlerimi. Ne olur olma onlar gibi. Bir gün terk etme beni. Anlatmasam da gözlerimdeki aşkı. Ne olur hisset yalnızlığımı. Gel de dindir acımı. Ne olur duy ruhumdaki aşk dolu sözlerimi. Ne olur olma onlar gibi. Sen de terk etme beni. Ne olur anla. Anlatma.
Kaçmasam da gözlerimdeki aşkı ne olur hisset.